Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Kyungsoo'nun D.O.'nun rol şarkısını izleyeceğiz. Biraz heyecan var şundan dolayı. Ya ben Baek'ten sonra en çok sevdiğim ses direkt EXO'da Kyungsoo ve adamın karakterini ben çok seviyorum. Şöyle diyeyim ben size. EXO'da en çok sevdiğim karakter özelliklerinden birine sahip. Şundan dolayı. Ya benim gibi çünkü gerektiğinde konuşuyor. Biraz böyle babacan birisi, sakin birisi. Hani böyle hani herkes yardım edecek bir potansiyeli falan var. Çok böyle tebessüm eden birisi, anlatabiliyor muyum? Hani cana yakın birisi. Gülüşü falan olsun böyle. Hani dersiniz ya bu insan kesinlikle cana yakın birisidir. Hem de şey çıkar böyle, cana yakın birisi çıkar. Kesinlikle Kyungsoo öyle birisi. Bakalım abi, geçelim videosu. İlk mini albümü Road şarkısını dinleyeceğiz. Bunun İngilizce şarkısı da varmış galiba. Empathy direkt albümün ismi. Kyungsoo önceden sadece şey değil, idol olarak değil. Normalde filmde oynadığını biliyorum da dizi var mı bilmiyorum, emin değilim. Gerçeği vardı. EXO Next Door falan vardı. Belki dizileri falan da vardır. Emin değilim tam dediğim gibi. Bakalım geçelim abi. Geçmeden önce video kanala abone olmayı, video beğenecek olursa beğenmeyi unutmayın. Bu arada SM'in böyle anması bak bir nevi kafi. Hani herkes diyor abi SM böyle. Ama bu şekilde bir şeyler çıkarmaları hoş. Örnek verin, Baek'e çıkartıyorlar. Kayı'ya çıkartıyorlar. Hani şimdi mesela yani Kyungsoo'yu falan çıkartıyorlar. Bu olmadığını düşün. En yakın şey, örnek verecek olursak bilmiyorum ne kadar doğru, ne kadar hani iş konuyla alakası var bilmiyorum, tam emin değilim. GOT7'e bakın abi. GOT7 mesela adamlar bildiğin harcandı yani. En azından SM tutuyor. Hani çok variety show yanmıyor. Daha çok yanması gerekir mesela. Daha çok böyle hani platforma tutacak şey yapabilir. Okey ama hani bu şekilde yanması bile bence kafi diye düşünüyorum. Yani yine hani yanmaya da bilirdi yani. Onu demek istiyorum. Direkt iyi yanından bakmaya çalışıyorum. Geçelim abi. Çok konuştum. İzleyelim abi. Yamulmaya hazırız. 12 numara trend de peki abi. Kulaklarımı açayım ben. 10 numara gözüküyor bu arada her şey. Oha lan CGI'ye bak. Ne kadar böyle gerçekçi. Ya gerçekçiliğin ötesinde gibi gözüküyor şu an bütün ev falan görüntüsü. 2,5 dakika. Biraz süresi az. Hatta bayağı az. 3 dakikanın altında emin mi olur abi? Araba okey. Tamam. Bir değişik kesitler. Oha. Şey böyle. Çok fazla MV'ye dokunuş atmışlar. Böyle parmak atmışlar. Hani daha demin böyle kesitler misler gördük. Böyle çizgilimiz gibi böyle hani bir şeylerin bozulması gördük. Ona ne diyorlardı bilmiyorum tam olarak. Öyle şeyler gördük. Normal güzel geldi yani gözüme. Efes donması gibi yaşıyor ama güzel yani. Tamamıyla bunu güzel bütünleştirmiş. Sakin bir şarkı. Adamın yüzü çok pürüzsüz diyelim ya. Bu arada tam bir Kyungsoo'nun, ya şu an mesela 38 saniye oldu ama tam bir Kyungsoo'nun söyleyebileceği bir şarkı abi. Hani klibi falan, klip de mesela hani çok farklı böyle şeylik böyle kopalım falan bir klip beklemiyordum ben zaten Kyungsoo'nun. Tam böyle kendisine yakışacak bir klip yapmışlar bu arada, belli yani. Şu an itibaren belli. Kalbini mi okşadılar şu an? Baksana renkleri falan nasıl değişiyor. Ağaç kanka adam şey olacak değil mi? Onu sövmüşler lan. Arkada tiz ikinci ses. Ya. Ya biraz bilmiyorum hani bazı insanlar abartıyor olabilir diyebilir ama yani adamların sesi çok güzel abi. Vallahi bak gözlerim ya şey oldu böyle, anladın mı? Yani nasıl desem, çok normal bir şey değil bu abi. Böyle aç böyle bir telefonunu aç böyle sabahtan akşama kadar dinle, anladın mı? Öyle bir sesleri var. Böyle bebek gibi sesleri var, bütün gün dinleyesi geliyor insanın ya. Öyle bitiremezsin ya. Lan! Nasıl gülüyor? Paramış cep. Hayırlı evlat ol. Bunun bir İngiliz yorumu varmış galiba. Öyle yazıyordu. Arka plandaki ses çok iyi.
Biz dükkanı sayıyorlar ama. Ay, ilk defa böyle surat ifadesini gördüm bu arada. Baksana bayağı moda girdi bu. Acaba burayı kaç defa denediler? Oğlum hüzünlendim lan, bitmesin oğlum evi. Aaa burada bir şey. Çok iyi. Felsefeti sesleri çok güzel çıkarmıyor mu? Neyse. Sakin bir şekilde ilerliyor klip. Hani şey değil böyle, hani şarkının ritmini ilerliyor. Hani klip neyse şarkıdı, ben de oyum diyor. Anlatabiliyor muyum? Burada biraz daha yükseklere çıkacak diye düşünüyorum ki, yani ışıklandırmaya falan bakacak olursak öyle gözüküyor. Bir gözü de sanki biraz daha büyük gibi Kingston'un, bana öyle geliyor, bilmiyorum. Yorumlara yazar mısınız abi? Yüksel, yüksel lan. Çizimler mükemmel olmuş. Kapalı çizimler özellikle. Geldi yine veririz. Aa, arkadaki ses. Aa, çiçek yine çıktı. Ya bir tur böyle yükseğe çıkmasını beklerdin mi? Şarkının gidişatı ve şarkının oluşundan dolayı böyle galiba. Hani şarkıcı değiliz, sanatçı değiliz, pek bilmiyoruz. Ama ben hani direkt böyle yüksek notaları falan sevdiğim için, beni bilen izleyiciler zaten biliyordur. Böyle maymuna döndüğüm için. Ama falsetto falan da mükemmel abi adamın. Özellikle o ikinci ses falan arkadan geliyordu ya. Hani böyle birleşim, bir varyasyon, bir bütünlük MV ile beraber falan mükemmel uyum olmuş abi. Umarım diğer klip, diğer şey albüm şarkılarının şeyi de, klipleri falan da çekilir diye düşünüyorum. Videonun sonuna gelelim abi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.